karşı çıkıyorsunuz, fitneye sebebiyet veriyorsunuz. Aynen bu. Allah selametini versin. Osman Topbaş Hoca daha bir duyarlı. Tabii okul vermişlerdi o zaman. Ha, ayrı bir şey. İşletemedik, okulumuzu onlara devrettik dedi. Biz de merak ettik. 15 gün sonra bizim çocukları çıkardılar. Amerika'dan Okutman adı altında adamlar koydular okullara. Osman Topbaş Hoca'nın bizzat söylediği şey. Efendim? Bize karşı çıktı. Fitneye sebebiyet veriyorsunuz falan. Osman Hasan Kamil, Osman Hoca. Niye bu konuda bizi uyarmıyorsunuz demiş değil mi? Böyle yan yan baktı Hasan Kamil Bey. Ya bu kadar şeyler oluyor da bizi niye haberdar etmiyorsunuz? Ondan sonra dedi ya fitneye sebebiyet vermeyin falan. O gün bizi anlasaydı esas en büyük fitne ki inşallah burada kalır. Bu fitnenin önünü kesmiş olacaklardı. Ama o kadar garip bir hal ki onunla bitireyim. İmam Ali aleyhisselam. Kul innema ana munzir. Doğru mu okudum? De ki Habibim sadece ben felaketi haber vereceğim. Azabıyla ikaz edeceğim. Ve likulli kavmin had. Her kavmin bir hidayetçisi vardır. İsmi faildir rahat kelimesi değil mi? Hidayetçisi var. Böyle de. İmam Ali'dir bu. Böyle bir insan İmam Ali. Başka? Rabbim bana ne öğrettiyse aynen Ali'ye onları aktardım diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bak başka ben ilim şehrinin kapısıyım. İlim şehriyim. Ali onun kapısıdır. Yani benim bilgime, maddi manevi bilgime ulaşmak isteyen, ermek, kavuşmak isteyen Ali kapısını çalmak zorundadır. Ve onun gibi Kur'an'da 300 ayet Hazreti Muhammed Mustafa'ya ait, İmam Ali'nin fazileti, yüceliği, farklılığına ait yüzlerce ayet ki Ahmed bin Hanbel, başka hiçbir sahabe için Ali hakkında, Ali'nin fazileti hakkında bu kadar hadis. Böyle bir İmam Ali'yi şehit eden katil, kafir ne diye şehit ediyor? Sen dini ölçüleri çiğnedin, küfre gittin diye şehit ediyor onu. Böyle bir garabet olabilir mi? Ya bu insan Allah hidayet ölçüsü diye ilan ediyor. Muhammed Mustafa Rabbimden ne almışsam aleyhissalatü vesselam hepsini ona aktardım diyor. Bildiklerimi benden sonra öğrenmek isteyen Ali'nin kapısını çalacak böyle bir insan Abdurrahman İbni Mülcem denen o kafir. Sen kafir oldun. İnil hükmü illa lillah. Hüküm Allah'ındır deyip kılıç sallıyor, şehit ediyor. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi bütün bu karşı duruşlar, bütün bu ikaz edişler, tehlikeyi haber verişi, ortaya koyduğu firaset ve basiret ölçüleri rağmen birisi kalkacak. Aynı mantık, aynı hal. Haydar Hoca'ya dil uzatacak, ona bir şey söyleyecek. Hevallahi hiçbir fark yoktur. Yani İmam Ali'nin durumu, İmam Ali'ye saldıran Abdurrahman İbni Mülcem, Profesör Doktor Haydar Baş Hocam'ın yıllar öncesinden olaylara karşı duruşu, bugünkü duruşu ve kendince bir Abdurrahman İbni Mülcem kafasıyla ona sataşma. Aralarında hiçbir fark yoktur. Cenab-ı Hak bu fitneden ve olası büyük fitnelerden ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ki ben daha önce televizyon programlarına belki 15 sene evvel kendisini davet etmiştim. Şu ifadeyi kullandı konuşmasında. FETÖ üzerinden diyor Said-i Nursi ve Risale-i Nur'a bakmak ve eleştirmek bir fitnedir diyor. İstanbul Müftüsü bugün birkaç saat evvel konuşmasında. Ben de Sayın Müftü'ye sesleniyorum. Ben aslında buraya girmeyecektim. Evet Sayın Müftümüz, İstanbul Müftüsü. Biz FETÖ üzerinden şahsen ben ve benim arkadaşlarım birkaç tanesi Said-i Nursi'yi eleştiriyoruz. Bu fitne ise biz fitnenin tam merkezindeyiz. Ama bu fitne değil. Bu tam iman ve delikanlılığın bir ölçüsüdür. Bu mümin olmanın bir gereğidir. Oraya gidip Said-i Nursi imanı anlattı, tevhidi anlattı diyenlere söylüyorum. O ve onun çizgisinden gidenler Hazreti Muhammed'e inanmayanlar da cennetliktir diyorlar. Bunun neresi iman ve tevhid? Müslüman kızları Hristiyanlarla evlendiriyorlar. Bunun neresinde iman ve tevhid var? Risalelerinde Kastamonu layıkasında
askere gitmenize gerek yok diyorlar. Müslümanlar küffara karşı savaşırken askere gitmeyin demenin neresi iman ve tevhidle bağlaşıyor Sayın Müftü Efendi? Hristiyanlarla ittifak yapın diyor risalelerinde Müftü Efendi. Hristiyanlarla ittifak yapmanın neresinde tevhid var, neresinde iman var? Sayın Müftü Efendi, ayrıntıya girmeyeceğim, ben Lavrens'leri anlatacağım. Önüme baş Lavrens düştü. Yani tarihteki Lavrens'i diyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Yahu milli mücadeleyle Mustafa Kemal'in ordusu Yunan'la savaşırken bu mücadelenin aleyhine bildiri dağıtan Cemiyeti Müderrisi'nin bir üyesi olarak Said Nursi'nin bu fetvalarda imzası vardı. Sayın Müftü Efendi, Hristiyanla, kafirle, küffarla savaşanlara karşı bununla savaşmayın diyen bildiriye imza atmanın neresinde iman var? Neresinde tevhid var? Var mı? Yarın bu haberin ayrıntılarını okursunuz. Mondros Mütarekesi'nde İstanbul işgal altında iken başta Profesör Mehmet Sakman olmak üzere Kürdistan Teali Cemiyeti üyeleri arasında bulunan Said Nursi İstanbul İşgal Komiserine gidiyor ve diyor ki Anadolu'da milli mücadele örgütleniyor. Müminler küffara karşı savaşmak için örgütlenirken Said Nursi ve arkadaşları Mehmet Sakman olarak başta isminizi ben gazetede yeni mesajda bunu yazdım. Gidiyorlar İngiliz işgal komiserine diyorlar ki ya biz Kürdistan'ı kuracağız. Kürtlere ve Kürdistan'a gerekli hakları verir misin? Soruyorum, payitaht işgal altındayken, İslam ümmeti işgal altındayken İngiliz işgal komiserine gidip Kürtlere hak ver demenin neresi imanla bağdaşıyor?